أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Arkadaşlar bugünkü dersimizde inşallah Asır suresinden sonra gelen Hümeze suresini göreceğiz. Biliyorsunuz buraya kadar takip ettiğimiz elifbada sıralama bu şekildeydi. Yani pratikler bittiği zaman Asır suresi geliyordu. Asır suresinden hemen sonra Hümeze suresi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz hafifçe uzayabilir, bilemiyoruz ne kadar uzayacağını ama biz burada kıraati okuyacağız arkadaşlar. Kıraatla birlikte tecvidine değinmeye çalışacağız. Onu iyice pekiştirmeye çalışacağız. Ardından arkadaşlar manasını da okuyup bitireceğiz inşallah. Başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل 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 arkadaşlar burada arkadaşlar şöyle bir tecvid kuralı var. Burada idgamı bila gunne var arkadaşlar. İdgamı bila gunne nasıl meydana geliyor arkadaşlar? Yani özellikle nun cezim ve tenvinden sonra lam ve ra gelirse şöyle göstereyim size arkadaşlar. Siz oradan çek durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Değil mi? Nun cezim veya tenvinden sonra hangi harfler kırmızıyla yazdığım arkadaşlar? Lam ve ra harfleri gelirse. Evet, durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki harf geldiği zaman arkadaşlar ki burada evet nerede tenvin var? Lam'ın üstünde iki ötre var arkadaşlar. Ondan sonra lam gelmiş. İdgamı bila gunne. İdgam ne demek? Birbirine katmak harfi. Peki bila gunne ne demek? Gunnesiz, yani ses genze, buruna gitmeyecek şekilde. Veylulli. Bak buruna gitmedi ses. Veylulli kulli hümeze tillü tillü. Burada T, yuvarlak T harfimiz de iki esre almış. Yani tenvin almış. Kendisinden sonra yine lam gelmiş arkadaşlar. Yani veylülli derken hümeze tillü derken aynı kural. İdgamı bila gunne var arkadaşlar. Tamam mı? Bila gunne. Ses genizden gelmeyecek şekilde lam harfini şeddeli yapıyoruz. Aynı zamanda ra harfi de. Nun cezimden sonra veya tenvinden sonra lam ve ra arkadaşlar. Bu böylece aklımızda kalsın. Ama çok da ısrar etmeyin üstünde illa aklımda kalsın diye. Biz bahsede ede aklımızda kalacaktır inşallah. Devam edelim. Hümeze tillümeze. Durduğum için lümeze. Burada durayım ayeti tekrar edelim diye. Geçişte başka şeylere değineceğim. Veylülli külli. Veylülli külli. Hümeze tillümeze. Yuvarlak T'nin durulduğu zaman H'ye dönüştüğü dersini görmüştük arkadaşlar. Lümeze. Veylülli külli. Hümeze tillümeze. Veylülli külli. Hümeze tillümeze. Güzel arkadaşlar, burayı tekrarladık, devam edelim. Arkadaşlar şu ayetin altındaki şu T harfinin altındaki nunu gördünüz mü? Küçücük kırmızı yazılmış arkadaşlar. Ekrandan görünüyor arkadaşlar. Altına da esre konulmuş arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar visal nunudur. Yani ulaştırma nunu. Yani T harfini kendisinden sonra gelen harfle birleştiren. Şimdi normalde lumezetin ellezi demek zordur. Dolayısıyla bunu yapmamak için tenvini çıkarmadan direkt burada ilk ayette gelen lama bağlamak için, tamam mı? Onu kullanıyorlar. O nunu kullanıyorlar, tamam mı? Orada ne yapacak? Lumezetinillezi. Lumezetinil nil. Bakın direkt lama bağladım. Elif ne oldu? Elif düştü. Nillezi, nillezi, tamam mı? Normalde orada el takısı var. Yani iki tane lam olduğu için birbirine eklenmiş. Üzerine şedde konulmuş. Hani elif var, sonra lam cezim vardı. Ama oradaki elif düştü. Niye? Lam, elif lam takılarında özellikle şey olursa, orada şedde olursa arkadaşlar elif düşürülüyor. Direkt o şeddeli harfe bağlanıyor.
Buradaki nun da direkt oraya bağlanacak. Lümezetinillezi. Zel harfinde bir elif miktarı uzatarak meddi tabi'i yapıyoruz arkadaşlar. Meddi tabi'i elif, vav, ye gelecek. Kendisinden sonra hemze, şedde, cezim falan gelmeyecek arkadaşlar. Doğal med, yani her zaman Kur'an-ı Kerim'de bol bol olan med. Devam edelim. Hümeze, hümezeti, hümezeti, lümezeti, lümezetinillezi. Öyle şey olunca kafam biraz karıştı arkadaşlar. Lümezetinillezi cema'a malen ve addedeh. Buradan alırsanız ellezi deyin. Ama buradan alırsanız tinillezi. Yani öyle bağlayarak alın, tamam mı? Ama ben buradan alacağım. Ellezi cema'a malen ve addedeh. Bakın mâlevve, mâlevve, mâlevve. Burada idgâmı me'al gunne yaptım. İdgâmı me'al gunne arkadaşlar. Şimdi kuralını size göstereyim. Burada yazmışım arkadaşlar. Evet, idgâmı me'al gunne. Demek ki nun cezim veya tenvinden sonra ye, mim, nun ve vav harfi arkadaşlar. Şu iki şeye dikkat edin arkadaşlar. Altını çizdiğim şu iki nun geldiği zaman hem idgamı misleyn oluyor hem idgamı me'al gunne. Şimdi idgamı me'al gunne ne demek arkadaşlar? Daha önce de bahsettim. Nun cezim ve tenvinden sonra şey gelirse ye, mim, nun, vav harfi, orada sesin genze gidebilecek, sesin burnun iç kısmına gidebilecek şekilde çıkaracağız, tamam mı? Nasıl? Tamam mı? Bakın sesi burun içine gönderin. Yani tamam, ben idgam yapıyorum, idgam birbirine katıyorum ama aynı zamanda sesi genze, gunneye gönder. Mal gunne, gunne ile birlikte olması gerekiyor. Mâ lev addedeh, mâ lev addedeh, ellezî cema'a mâ lev addedeh, yehsebu enne, nunu biraz tutuyoruz, burundan ses gelecek genizden, enne, yehsebu enne mâ lehû ehledeh, ehledeh. Burada lehü derken orada meddi munfasıl var. Uzatma işaretinden sonra uzun elif gelmiş arkadaşlar. Onun aslında teknik tanımı şudur. Med harflerinden sonra sebebi medden elif gelirse farklı bir kelimede. Çünkü me lehu ayrı bir kelime, ahle de ayrı bir kelime. İki kelime birleşmiş, biz ikinci kelimenin başında uzun elif gelmiş. Ama teknik olarak ben size bir ipucu vermiştim. Ne zaman uzun elif gelirse uzatma işaretinden sonra o kesinlikle meddi munfasıldır. Munfasıl, uzun elif munfasıl, tamam mı? Böylece aklımızda kalsın şimdilik. Ehlede. Burada h harfini kalın okuyoruz. Yahsebu enne mâ lehu ehlede. Ehlede. Evet, bunu da munfasıl derdi 4 elif miktarı uzatıyoruz. Kelle le yunbezenne. Kelle, kelle le yunbe, le yunbe. Arkadaşlar burada bizim iklab kuralımız var. İklab şudur arkadaşlar. Tenvin, bakın onu artık alıştık değil mi? Tenvin ve nun cezim. Tenvin ve nun cezim nerede olursa olsun orada mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Nun cezim ve tenvinde veya tenvinden sonra sadece B harfi arkadaşlar. Başka hiçbir harf değil. Geldiği zaman arkadaşlar orada iklab oluyor, tamam mı? Layum ve iklab demek böyle kalp olmak, böyle değişmek demek. Böyle bir şeyden başka bir şeye dönmek. Orada aslında nun yok oluyor. Onun yerine mim geliyor ve şeddeli bir durum meydana geliyor. Layum be, layum be, tamam mı? Layum bezenne fil hutameh, fil hutameh. Evet, yuvarlak t'ler durulduğu zaman, cezim yapıldığı zaman, arkadaşlar ayet sonlarında da geldiği zaman h'ye dönüşüyor. Artık bunu bilelim arkadaşlar. Mesela hümezeh, lümezeh,
Hutameh, tamam mı? Burada da hutameh. Ve mâ edrâke mel hutameh. Kellâ leyunbezenne fil hutameh. Kellâ leyunbezenne fil hutameh. Ve mâ edrâke mel hutameh. وَمَا اَدَرْكَ نِدَمْ Yine meddi munfasıl var. Demin meddi munfasıldan bahsettik. اَدْرَاكَ derken arkadaşlar اَدْرَاكَ burada da del harfinde kalkale var değil mi? قَفْتَ بَجِمْ del harfleri kalkaleliydi. اَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهْ yuvarlak t'yi durduğumuz zaman h'ye dönüşüyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحُطَمَهْ Evet arkadaşlar, ayetimiz bu şekilde okunuyor. نَارُ اللّٰهِ الْمُقَدَهِ Bak yine sonunda yuvarlak T var. Onu H yaptık yine. نَارُ Ru kalın, Ra zaten kalın. Ötre aldığı için Allah lafzı da burada kalın okunacak. Arkadaşlar çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi ötre veyahut da üstün olursa ötre, üstün olursa Allah lafzı kalın okunur. Kendisinden önceki harfin harekesi esre olursa Allah lafzı ince okunur. Tamam mı? Nârullâhil mûkadeh. Nârullâhil mûkadeh. Kaf harfini kalın okumayı unutmuyoruz. Mûkadeh. Qadeh, qadeh. Tamam. Nârullâhil mûqadeh. Elleti tettali'u. Elleti tettali'u. Şeddeleri unutmuyoruz arkadaşlar. Mutlaka şeddelere dikkat ediyoruz. Elle, elle ama çok tutmuyoruz. Elleti. Tutmamın sebebi size belirtmektir arkadaşlar. Yani dikkatinizi çekmektir. Yoksa elleti yani bu kadar. Ben bilerek elleti diyorum. Niye? Dikkatinizi çekeyim oraya. Elleti. Tettali'u. Tettali'u. Tetta. Tetta. Tattali'u değil bakın. Burada inceden kalına geçerken dikkatli olmamız gerekiyor. Tettali'u. Tettali'u. Tali'u alel ef'ideh. Alel ef'ideh. Bakın yine yuvarlak T var sonunda. Alel ef'ideh. Elleti tetta. Tetta. Tettali. Tettali'u alel ef'ideh. Evet bu diğerine geçelim. İnneha İnneha bakın nunun burundan genizden çıkma özelliği. İnneha aleyhim sadeh. Bakın aleyhim orada m ile bitiyor değil mi? Mim cezim bakın şu. Mim cezim. Kendisinden sonraki kelime de mim ile başlıyor. Bakın iki tane harf yan yana geldi. Birbirinin misli, örneği aynısı arkadaşlar. Tamam mı? Mim cezim ve mim ötreli değil mi? Burada idgam yapıyoruz. İkisini birbirine katıyoruz. Tamam mı? Her ne kadar üstünde, bir sonrakinin üstünde şedde yoksa da oraya biz şedde koyuyoruz. Lehümmü, lehümmü, hümmü, hümmü. Birinci mimi kaldırın, ikinci mimin üstüne şedde koyun. Aleyhim sade sade tamam sad harfinde kalın okumayı unutmuyoruz. Buna biz idgam diyoruz. Ama hangi idgam? Misleyin. Misli olmuş arkadaş. Onun misli gelmiş. Mimin misli gelmiş değil mi? Unutmayalım. İdgamın misleyin arkadaşlar. İki tane aynı harf gelecek. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli olacak. Onları birleştirip üzerine bir tane şedde koyuyorsunuz. Burada koymasa da biz koyacağız. Aleyhim sadeh. Bu kadar basit. Fi amedim mümeddedeh. Fi amedim mümeddedeh. Fi amedim
Dim burada idgam ma'al gunne var. Neden? Tenvinden sonra ye, mim, nun, vav harflerinden mim harfi gelmiş. Dim, dim, bir tane şedde koyun üstüne. Dim, dim, tamam mı? Amedim, onu koyarken de şeddeyi sesi genizden çıkarmaya çalışın. Fi amedim, bakın sondaki heyi unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, okumamız buraya kadar kıraat olarak ve tecvid olarak. Şimdi de bakalım manasını arkadaşlar. Veylun, veylun birinci kelime, yazıklar olsun. Likulli, onların hepsine yazıklar olsun. Hangilerine arkadaşlar? Hümezetin. Hümeze ne demek arkadaşlar? Arkadan insanları çekiştirenlere hümeze sıfatı kullanılır. Lümeze, insanların yüzlerine karşı onların ayıplarını arayan, tamam mı? Sürekli biri sizin hatalarınızı yüzüne vuruyor, yüzünüze vuruyorsa işte ona ne diyor? Allah ne diyor? Yazıklar olsun onlara diyor, bunu yapanlara. Hem arkadan kaş göz işareti yapıp çekiştirenler, hem de bazıları vardır insanın yüzüne onu rencide eder, sürekli onun ayıplarını, kusurlarını ortaya koyar. Sen şusun, sen busun, senin atan, baban, ceddin, şuyun, buyun, hepiniz busunuz falan filan. Yani yazıklar olsun öyle de. Ellezî ceme'a mâlen ve addede. Onların arasında da bazıları vardır ki hasettir. Mal biriktirirler. Ellezî ceme'a biriktirirler arkadaşlar. Mâlen mal biriktirirler ve addedehu. Ve onu sürekli sayıp dururlar. Şundan şu kadar kazandım, şu kadar trilyonum var, şu kadar param var, şu kadar evim var, arsam var, işte şirketim var falan filan. Onlar bunları sürekli sayıp dururlar arkadaşlar. Tamam. Yahsebu. Zanneder ki enne malehu, o mal var ya, o biriktirip saydığı mal, ahledehu, onu sonsuzlaştıracak, onu ebedileştirecek. Kella leyunbezenne fil hutame, hayır asla o kesinlikle hutameye atılacaktır. İşte bu ayıpları yapanlar, bu kötü işleri yapanlar arkadaşlar ne yapılacak? Onlar hutameye atılacaklar arkadaşlar. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ وَمَا اَدْرَاكَ, yani sen nereden bileceksin veya tam olarak bilebilir misin? Bilmen mümkün değil gibi anlamda. مَا, hani hutamenin ne olduğunu tam olarak sen bilemezsin anlamında da söylüyor. O نَارُ اللّٰهِ الْمُقَدَةِ, nar ateş demek. Allah'ın ateşi, muqadeh tutuşturulmuş, tamam mı? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi demektir arkadaşlar. Muqadeh, hani narullahil muqadeh arkadaşlar. Elleti, öyle bir ateş ki, elleti tettali'u alel ef'ide. Ef'ide kalp demek, yürek demek, içinde demek. Böyle insanın içine, kalbine, gönlüne işleyen bir ateştir. Yani belli ki mazlumların o kadar ahını almışlar ki, o kadar zulmetmiş ki, o ateş artık mazlumu böyle rencide ettiği için, kendinden daha düşük seviyede olan insanları rencide ettiği için, kalben onları tahrip ettiği için, bu ateş de artık onun misli olarak onların böyle içini içini ne yapacak? Yakacaktır arkadaşlar. İnneha aleyhim mıksadetun fi amedin mumeddedeh. İnneha aleyhim usadeh. Ne diyor? Bağlı oldukları halde, uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları hal, uzatılmış direkler fi amedin mumeddede. Amed direk demek. Mumeddede, hani biz med diyoruz ya, med işte uzatılmış arkadaşlar. Yani onu böyle direkler, biz bunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle arkadaşlar, bir kişinin hapishanede zincirlere bağlı bir şekilde, hapishanenin içerisinde direklere bağlı olduğunu hayal edin, tahayyül edin arkadaşlar. Onun oradan kaçması mümkün mü? Yani sizin oradan artık çıkışınız mümkün değildir demek istiyor Allah. Yani böyle çetin bir azabı bizlere bildiriyor. Allah ne bizi onlara benzetsin, ne de bizi onlardan eylesin arkadaşlar. İşte bu sure böyle hem bize mesaj veriyor arkadaşlar. İnsanları küçümseme, işte kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte arkadaşlar. Servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın
kişiye ne büyük zararlar getireceğini bize anlatmaktadır. İsmini de Hümeze suresinin arkadan çekiştirme anlamında Hümeze'den almaktadır. Arkadaşlar bu sure yine Mekki'dir. Kıyamet suresinden sonra Mürselat suresinden önce inmiştir. Evet arkadaşlar, Hümeze suresini böylece okumuş olduk. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Dualarınızı bekliyorum. Ben de sizler için dua ediyorum. Rabbim sizleri muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun, selamette kalın.